Zimmer und Möbel. Dersimizin konusu odalar ve mobilyalar. Önce mobilyalar ne demek onu öğrenelim. Bir tane mobilya, das Möbel. Çoğul olursa die Möbel değişmiyor. Ya da diğer bir ifadeyi de kullanabiliriz, daha uzun. Das Möbelstück. Çoğulu die Möbelstücke. Oda ne demek Almanca'da? Oda, das Zimmer. Çoğul olursa da değişmiyor, sadece artikeli die oluyor. Die Zimmer, oda ve odalar. Öyleyse odalarla başlayalım. Burası bizim salonumuz. Das Wohnzimmer, Wohn, yaşamak, ikamet etmek demek. Zimmer, oda demek. Yani burası oturma odası. Das Wohnzimmer. Buradaki eşyalarımız das Sofa, çok kişinin oturabileceği koltuk, kanepe. Tek kişilik olursa der Sessel, das Regal, raf, das Bild, die Bilder, resim, tablo ya da resim ve tablolar, das Fenster, pencere, der Vorhang, kalın perde, die Lampe, lamba, das Kissen, yastık ve diğer bir odamız. Das Kinderzimmer, Kinder çocuklar demek, Zimmer oda. Burada die Kinder normalde, die Kinder ve das Zimmer kelimeleri birleşmiş. Artikel her zaman için sondaki kelimeye bakar. O yüzden burada Zimmer yani das artikelini kullanmamız lazım. Das Kinderzimmer yani çocuk odası. Burada neler var? Das Bett, yatak. Der Teppich, halı. Die Schublade, çekmece. Das Bild, resim, tablo. Der Computer, bilgisayar. Der Vorhang, kalın perde. Ve diğer bir oda. Das Schlafzimmer. Schlaf, uyku demek. Zimmer, oda. Yani uyku odası, Türkçesi yatak odası. Yatak odasında neler var? Das Bett, yatak, der Sessel, tek kişilik koltuk, die Kommode, komodin, die Garderobe, gardırop, giyim dolabı, die Stehlampe, ayaklı lamba ya da lambader de diyebilirsiniz. Diğer bir odamız, das Arbeitszimmer, Arbeit, çalışma, iş demek. Zimmer oda demek. S harfi de kaynaştırma harfi. Yani burası bizim çalışma odamız. Das Arbeitszimmer. Burada neler var? Der Schreibtisch, yazı masası, çalışma masası. Schreiben yazmak demek. Das Regal, raf. Der Computer, bilgisayar. Die Uhr, saat. Diğer bir odamız. Das Esszimmer. Es, yemek yemek, Zimmer, oda. Yani burası das Esszimmer, yemek odası. Burada neler var? Der Tisch, masa. Der Stuhl, sandalye. Die Stühle, sandalyeler. Ve aksesuarımız die Blume, yani çiçek. Das Badezimmer, bad, banyo, yıkanmak. Hatta denize girmek gibi birçok anlamı var. Zimmer, oda. Yani burası Türkçe'de çok kısa banyomuz. Das Badezimmer. Burada neler var? Yine Bade ile başlayan Wanne var. Yıkanma küveti yani küvet. Die Badewanne. Die Toilette, tuvalet. Ya da halk arasında buna kısaca das Klo da diyebilirsiniz günlük konuşma dilinde. Der Spiegel, ayna. Der Waschbecken, lavabo. Die Dusche, duş. Ve diğer odamız. Die Küche. Burada gördüğümüz odalarda tek artikeli die olan burası. Die Küche. Yani mutfak. Mutfakta neler var? Die Mikrowelle, mikrodalga fırın. Der Herd, ocak. Der Schrank. Dolap, der Kühlschrank, soğutma dolabı yani buzdolabı,
Dişpül maşini, bulaşık makinesi, der Ofen fırın. Ve son odamız der Flur, yani koridor. Burada neler var? Die Tür, kapı. Die Türen, kapılar. Evet, bunlar bizim odalarımızdı. Tek tek mobilyalarımızın isimlerini sizinle saydık. Ama şimdi biz bir soru sormamız lazım eşyalarımızı tarif etmek için. Eşyalarımız ya da odalarımız nasıl diye soru sormamız lazım. Öyleyse nasıl kelimesinin anlamına bir bakalım. Nasıl Almanca'da wie demek. Wie. Yani biz bir tane eşyanın hakkında bilgi almak istiyor isek wie ist der Sessel, wie ist die Küche, wie ist das Sofa gibi sorular sormamız lazım. Wie ist nokta nokta. Yani artikeline göre normal cümlede kelimeyi yazıyorsunuz. Birden fazla eşya var ise o zaman ist yerine fiilin, sein fiilin çoğul halini kullanıyorsunuz. Wie sind die şeklinde soru sormamız lazım. Die neden? Çünkü bütün çoğul kelimelerin artikeli die olduğu için. Wie sind die Sofas gibi. Bunun için birkaç tane sıfata ihtiyacımız var. Hemen sıfatlarımıza bir göz atalım. Neu, yeni. Zıt anlamlısı alt, yani eski. Breit, geniş. Eng, dar. Kurz, kısa. Lang, uzun. Hell, aydınlık. Dunkel, karanlık ya da koyu renk gibi. Diğer sıfatlarımız schön, güzel. Tam zıttı bunun. Hässlich, yani çirkin. Bequem, rahat. Unbequem, rahat değil, rahatsız. Un burada olumsuzluk anlamını vermiş. Diğer bir kelimemiz modern ve altmodisch. Altmodisch, modern olmayan, yani demode, eski moda demek. Peki şimdi sıfatlarımızı da aldığımıza göre hemen fiilimize de bir bakalım. Hangi fiili kullanmamız lazım? Tabii ki bir şey tarif ettiğimiz için olmak fiilini kullanmamız lazım. Olmak fiilinin adı sein'dı. Şimdi hemen sizinle kısaca tekrar edelim. Hemen şahıs zamirlerimizi yazalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve o, siz şeklinde ve yazalım. Ich bin, du bist, sie, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind und sie sind. Evet, şimdi biz burada eşya tarif ettiğimiz için o ya da onlardan bahsediyoruz. Bir tane eşya için ist kullanmamız lazım ve birden fazla eşya için sind kullanmamız lazım. Ist ve sind. Öyleyse hemen başlayalım. Sorumuzu soralım. Wie ist der Sessel? Koltuk nasıl? Burada ist kullandım çünkü bir tane koltuk olduğu için. Hemen gördüğünüz gibi bunlar da bizim fiilimiz ve fiil çekimlerimiz. Hemen özneyle başlayalım, cevap verelim. Der Sessel, koltuk. Bir tane olduğu için istiyorum yine ve soruda da ist var. Hemen yazıyorum ikinci pozisyona. Der Sessel ist grün, yeşil und bequem. Der Sessel ist grün und bequem. Koltuk yeşil ve rahat. Evet, bu da başka bir tekil eşya. Yine ist kullanmam lazım. Wie ist das Sofa? Yine hemen fiillerimi yazdım. Das Sofa. Öznemi başa yazdım. Ist kullanıyorum, tek eşya. Das Sofa ist altmodisch und unbequem. Das Sofa ist altmodisch und unbequem. Koltuk eski moda ve rahatsız, rahat değil. Şimdi çoğul eşyalarımız var. O yüzden wie sind die Stühle? Wie sind die Stühle? Sind çünkü çoğul. Hemen yine hatırlayalım. Die Stühle, sandalyeler. Çoğul olduğu için sind, onlar çünkü. Die Stühle sind neu, yeni. Und modern, ve modern. Die Stühle sind neu und modern. Sandalyeler yeni ve modern. Evet, şimdi genel bir tarif yapalım.
sizinle birlikte odayı soralım. Yani sadece eşya değil, odaları da sorabiliriz. Wie ist das Schlafzimmer? Yatak odası nasıl? Cevap verelim. Tarif edelim yatak odamızı. Das Schlafzimmer ist hell und groß. Yatak odası aydınlık ve büyük. Das Bett ist breit. Eşyaları da tarif edebiliriz. Yatak geniş. Der Sessel ist bequem. Kanepe rahat. Evet, bu da bizim oda tarifimizdi ve dersimizin sonuna geldik. Hemen bir sözle dersimizi bitirelim. Eigner Herd ist goldes wert, ist auch arm, macht doch warm. Kendi ocağın altın değerindedir. Çok değersiz de olsa seni ısıtır. Johann Vogel. Konu anlatım dosyası iliştirdim. Mutlaka bunu indirin. Orada da ayrıntılı olarak her şeyi daha güzel anlattım. Ve oyun linkleri üzerinden alıştırma da yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.